teşekkürler. Bugün sizlere mülteci ve sığınma işlemlerinde özellikle Schengen ülkelerine yönelik karşılaşılan problemlerden bir tanesi olan Dublin Anlaşması'ndan bahsetmeye çalışacağım. Schengen ülkelerinde özellikle ticari başvurusu yapan mülteci ve sığınmacılar Dublin problemiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunlar vize ve oturum türüne göre, sahip olduğu pasaport türüne göre, aile çocuk durumuna göre ve Schengen ülkelerine geliş yolu ve süresine göre değişik uygulamalar bulunmaktadır. Bu konumuzda vize ve oturum türüne göre Dublin uygulamalarından bahsedeceğiz. Temel parametrelerde Dublin kendi ülkenize göndermese bile iltica işlemlerinizin sorumluluğunun hangi Schengen'de olduğunun belirlendiği bir durumdur. Yani açarsak vizeyi ya da oturumu veren Schengen ülkesi sizin iltica işleminizden sorumlu olacağından dolayı İltica işlemleriniz o Schengen ülkesinde olacaktır. Örnek vermek gerekirse, vizeyi veren bir Schengen ülkesi, mesela Hollanda size Schengen vizesi vermiş olabilir. Fransa'ya iltica etmiş olabilirsiniz. Fransa iltica işlemleri yol mülakatını yaptığında, yani birinci mülakatı yaptığında, iltica işlemlerinizin Hollanda'da olması gerektiğini belirtir ve sizi Hollanda'ya gönderebilir. Yani bundan sonraki süreç iltica işlemleriniz Hollanda'da devam edecek demektir. Polonya'da oturumunuz var ise Belçika'ya iltica etmiş iseniz Belçika birinci mülakatta sizin iltica işlemlerinizin Polonya'nın sorumluluğunda olduğunu tespit eder ve bundan dolayı sizi Polonya'ya gönderebilir. Dolayısıyla burada hangi Schengen ülkesinde vize ya da oturum alırken parmak izi verdiğiniz takdirde Eurodac parmak izi sisteminden dolayı sizi iltica işlemlerinizi yapacağı ülkeye gönderebilirler. Bundan dolayı iltica etmeden önce mutlaka sahip olduğunuz vize türüne ya da oturum türüne bakmanız gerekmektedir. Örneğin bir Schengen ülkesinde genel Schengen vizeniz var diyelim. Mesela Polonya Schengen vizeniz var. Ama Hollanda'da da oturumunuz var. Ve Avusturya'ya iltica ettiğinizi düşünelim. Avusturya incelemeleri yaptığı takdirde hangisinin süresi daha uzunsa, yani eğer oturumunuzun süresi uzunsa sizi Polonya'ya, vizenizin süresi oturumunuzdan daha uzunsa sizi Hollanda'ya gönderebilir. Burada iki tane oturumunuz varsa, diyelim ki Polonya'da oturumunuz var, bir de Hollanda'da oturumunuz var ve Avusturya iltica ettiğiniz takdirde Avusturya oturumunu hangisi daha uzun ise o ülkeye sizi gönderir. Hollanda'nın oturumu daha uzunsa Hollanda'ya, Polonya'nınki uzunsa Polonya'ya gönderebilir. Şayet iki tane Schengen vizeniz varsa, birisi diyelim ki Polonya Schengen vizeniz, diğeri de Hollanda Schengen vizeniz var diyelim ve Fransa'ya iltica ettiğinizi düşünelim. Fransa hangi Schengen vizesinin süresi uzun ise oraya gönderir. Ya da hangisi daha fazla kalış süresi verdi ise o Schengen ülkesine sizi gönderebilir. Bundan dolayı oturum ve Schengen vizeleriniz varsa birinci derecede iltica işlemlerinizden vizeyi veren ya da oturumu veren ülke sorumlu olacaktır. Burada sorumluluk ne zaman düşer diye baktığımızda Dublin 3 anlaşmasına göre yürürlükte olan vize bitiş tarihinden itibaren vizenin sorumluluğu 6 ay daha devam etmektedir. Dolayısıyla Polonya vizesiyle Fransa'ya geldiğiniz takdirde Fransa vizeniz bitmiş olsa bile sorumluluk 6 ay kadar daha devam ettiğinden dolayı o 6 ay içerisinde size Dublin'i uygulayıp işlemlerinizin Polonya'da yapılması üzere sizi Polonya'ya gönderebilir. Burada dikkat edilmesi gereken kural 6 ay kuralı. Oturumlarda ise diyelim ki Polonya oturumunuz var. Polonya oturumundan dolayı eğer herhangi bir Schengen vizenizde yoksa, başka bir yerde de oturumunuz yoksa, fazla olsa bile Polonya en uzun oturumu hangisi ise, bu Polonya ise, oturum bittikten sonra oturumun sorumluluğu, yani Polonya'nın sorumluluğu 2 sene daha devam etmektedir. Dolayısıyla oturum süresi bitmiş olsa bile iltica edeceğiniz ülkede gayri resmi şekilde durmuş olsanız bile 2 sene daha sorumluluk oturumu veren ülkenin yükümlülüğünde olduğu için sizi oraya gönderebilirler.